İyi ettin de geldin Betül. Sen cezalı değil miydin? Firar mı ettin ayol? Ay ilahi Yıldızcığım. Ayol ben tahliye oldum. Sen duymadın mı? İyi halden. Fakat geldiğimden beri üzerimde bir ağırlık var. Bu evde bir matem havası var. Değil mi Fikret abi? Ne oldu? Hayırdır inşallah? Karadeniz'de mirasınız mı battı Yıldızcığım? Ay ilahi Betül, Allah neşeni arttırsın. Ne oldu, yangından mal mı kaçırıyorsun yoksa? Ay ilahi Yıldızcığım. Yıllardır üzerine çöreklendiğiniz miras artık bizim tatlım. Ay ne demiş atalarımız tam da bu noktada? Son gülen iyi gülermiş. Hatta ben sana şimdi bunu bir örnekleyeyim. Bak son gülüyorum. Pardon. Ay sen çok geç ölmeyin mi Betül? Ay tövbe. Bir de atalarımız ne demişler biliyor musun? Gülme komşuna gelir başına demişler. Bir de yani var ya şunu geldi şu an aklıma. Ya senin şu oğlun şu dimağı durmuş böyle şaşırmış oğlun. İn öyle. Benim onurum bir olabilir mi hiç? Fakat atalarımız tam da bu noktada ne demişler? Kargaya yavrusu şahin görünürmüş. Ay o kadar haklısın ki hayatım. Hani koskoca holding. Yani koskoca holdingin patronu Erol'umla. Sizin onurunuz bir mi hakikaten? Ay çok komiksin gerçekten. Adam adamdır. Olmasa pulu. Merkep merkeptir. Olsa da çulu. Değil mi? Yalnız şöyle bir şey de demiş atalarımız. Keser döner, sap döner. Gün gelir, hesap döner. Hemen diğer atalarımız da yapıştırmışlar cevabı. Ne demişler? Terazi var, tartı var. Her şeyin bir vakti var. Fikret, hadi sen de bir şey söylesene. Sinirlerim bozuldu Fikret, hadi. Atalarımızın ataları da söz gümüşse sükut altındır demişler. Yıllardır sürdüğün saltanat artık yerle yeksan oldu Yıldızcığım. Yaklaş, sana bir şey söyleyeceğim. Valide Sultan artık benim. Valide Sultan artık benim başımın üstünde. Bak bu bundan sonra böyle bilinsin lütfen. Anneciğim tam da sizden bahsediyordum elticiğime. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk anneciğim, hoş bulduk. Umarım biraz daha iyisinizdir anneciğim. Ay neler çevirmişler arkanızdan. Ay ne planlar, ne dolaplar. Ay şeytanın aklına gelmez vallahi. Maalesef. Neyse anneciğim. Artık ata yadigarı şirketimiz emin ellerde. Erol ne yaptı? Başladı mı görevine kızım? Başlamaz olur mu anneciğim? Elbette başladı. Ben de izninizi istemek için gelmenizi bekliyordum. Malum hasta ziyareti kısa olurmuş. Yıldızcığımın başı çatlıyordur şimdi. Ben gideyim Erol'uma yardım edeyim. Bir de şirketin başında olmam lazım. Çünkü yani o kadar ihmal edilmiş ki anneciğim. Ya. Neyse anneciğim, siz dediğim gibi hiç merak etmeyin. Çünkü bizim artık yeni parolamız çalışmak, çalışmak ve çalışmak. Para değil miydi sizin parolanız Betül? Anneciğim. Yıldız. Tamam kızım, sen işine bak. Müsaade senin. Holding beni bekliyor. Görüşürüz Fikret abiciğim. Lütfen rahatsız olma, çok hasta görünüyorsun. Hoşçakalın anneciğim. Güle güle kızım, güle güle. Acaba biraz fazla güveniyor olabilir misiniz Betül'e acaba? Bana mı öyle geldi sanki? Yani çünkü ben bu olayda onun parmağı olduğuna eminim anneciğim. Anneciğim eminim. Mesele bu değil ki. Mesele sizin böyle bir rezalete, böyle bir skandala imza atmış olmanız. Mesele Pelin Su'ya susması için rüşvet vermiş olmanız. Ve bütün bunları benden saklamanız. Şimdi bakalım... Nasıl özür dileyeceksiniz Songül Hanım'dan, Lale'den? Siz bunu düşünün. Asıl siz buna odaklanın. Nasıl özür dileyeceğiz? Ben hiç iyi değilim Fikret. Bir şeyler yemek istiyorum Fikret. Şerife! Buyurun Yıldız Hanım, buyurun. Götür beni buradan Şerife. Tabii.
Bütün dolabı, bütün tatlıları, ne varsa hepsini mutfakta yemek istiyorum. Yardım et Şerif. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalı.